Müdür bey, telefon zili apar topar geldi, hayırdır? Evet Hulki Hoca, seni ben çağırdım. Çünkü sana çok ihtiyacım var. Şimdi mi? Şimdi değil hocam, yarın. Toygar ve şu saz arkadaşlarını okuldan yarım gün daha uzak tutmamız gerekiyor. Bu yüzden çok sağlam bir planım var. Ancak güçlerimizi birleştirebilirsek bu planda muvaffak olabilirim. Sadece sen ve ben. Anladım. Güzel. Şimdi sana operasyonun detayları ile ilgili bir briefing vereyim. Operasyonumuzun adı Şevki Ziya Mahmuz. Şevki Ziya Mahmuz. Müdür bey, kim bu? Selda, geldiler. Selda Hanım kız kardeşiniz değil mi? Evet, kız kardeşim. Yalnız kusuruna bakmayın, son anda haberi oldu, hazırlanamadı. Aman efendim, ne önemi var? Hoş geldiniz Hulki Bey. Sizi evimizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Siz de hoş geldiniz. Pardon, isim neydi? Börek alır mıydınız? Alsanıza Hulki Bey. Kolum yoruldu. Selda Hanım, ben sizin hatırınız için bu tabağı bile yerim be. Ne kadar güzel iltifat ediyorsunuz Hulki Bey. Hayatımda sizin kadar güzel iltifat eden başka bir erkekle tanışmadım Hulki Bey. O nazik kollarınız yorulmasın. Ne kadar düşüncelisiniz. Hocam, bizim Hulki Hoca sizin kız kardeşiniz Selda'dan hoşlandı. Ay, ikisi adına da çok mutlu oldum. Ne oldu Melda Hanım? Karnınız gurulduyor. Neden acaba? Bilmem. Bir dakika, ben bilirim. Şimdi anlarım. Müsaadenizle elimi karnınıza götürebilirim. Buyurun. Allah Allah, sana da mı oldu Selda? Neden acaba? Hulki Bey, siz de elinizi benim karnıma koyar mısınız? Bakalım neler oluyor. Şimdi beni iyi dinle Dilo. Hulki Hoca, kapıyı vurdun mu sen? Kapıyı vurmadım. Onun yerine yumruğumu vuruyorum masaya, işte böyle. Hulki Hoca, sen kendini Hulk zannettin galiba. Bir de suratını yeşile boya da tam olsun. Bana bak Dilo. Öğrencileri temizlik işinde kullanmayacaksın bundan sonra. İşte o kadar. Kullanacağım. Kullanmayacaksın. Kullanacağım, kullanacağım, kullanacağım. Bana bak Dilo. Karşımda öyle papağan gibi aynı kelimeyi tekrar edip durma. Ne gibi? Papağan gibi. Allah'ım, korktum, başıma geldi. Ben kendime olan güvenimi kazanırım zannediyordum. Allah'ım, meğer ben deliriyormuşum. Şimdi tamamen delirdim. Müdür Dilaver'i papağan diye görüyorum. Ben bittim. Ben mahvoldum. Benim adım Dilo. Benim adım Dilo. Acıların müdürüyüm, acıların müdürüyüm. Asıl ben mahvoldum. Düşün Ayşegül, düşün, bir şeyler yap. Bir kere Hulki Hoca'nın gerçekleri görmesini engellemem lazım. Her şeye pembe gözlüklerle bakmasını sağlamalıyım. O zaman... Aa,
Aa, ne güzel. Müdür bey bana hediye olarak çok güzel bir papağan almış. Kendisi de herhalde maaşıma zam yapmaya gitti. Hava ne güzel. İnsanlar ne güzel. Aa, merhaba Ayşegül. Merhaba güzel insan. Hava ne güzel. Kuşlar ne güzel. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Nereye Ayşegül? Dur tahmin edeyim. 5 yıldızlı güzel bir tatil köyüne mi gideceğiz? Yoksa çok güzel bir dünya turuna mı çıkacağız? Ah Ayşegül, ben sana okula gitme dediysem bir bildiğim var değil mi? Kar ediyor Zelda beni, acıların müdüreyim. Duyuyorsunuz değil mi canım Dilaver'im? Benim aşkım yüzünden arabeske sardı. Ne kadar şanslıyım. Yanımda 3 tane güzel bayan. Ben çarlı olmalıyım. Sizler de meleklerim. Nerede kaldı bu doktor? Ayşegül, boşuna endişeleniyorsun. Kim bilir ne kadar iyi bir doktordur. Doktor olmak ne güzel. Burası ne güzel. Hava ne güzel. Ay, bu papağandan da beter. Papağan ne güzel değil mi? Ne güzel. Durmadan geziyoruz. Turist gibi geziyoruz. Ne güzel. Abla. Ferit Dilaver'i anlayacak diye ödüm koptu ya. Ne oldu? Neredeyim ben? Selda Hanım. Dilaver Bey. Lütfen. Elinizi çekmenize gerek yoktu. Elinizde oyuncak olduğum buradaki herkesin malumu. Estağfurullah Dilaver Bey. Olur mu hiç öyle şey? Abla hadi söylesene. Aman beni karıştırma Selda. Kötüsün kötü. Sahiden neredeyim ben? Dilaver Bey. Siz her zaman benim kalbimdesiniz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Söyledim. Sonunda söyledim. Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Ne güzel. Aşıklar birbirine kavuştu. Kavuşmak. Aşk ne güzel. Demek kalbinizdeyim. Dünyada bir gün böyle bir şey itiraf edebileceğimi sanmazdım. Evet. Yeter. Yeter, burada bitirmeyin. Hiç değilse bir tanesini nikah masasına saklayın, istirham edin. Abla. Duydun mu? Ne oldu Selda Hanım'a? Zamanı durdurdu. Niye? Çünkü bir an önce müdür Dilaver'le Hulki Hoca'yı okula götürüp şurubu içirmen gerekiyor ki son yarım saatte olanları hatırlamasınlar. Yoksa başımız büyük belada. Doğru. Ama o zaman Selda Hanım'ın itirafını tamamıyla unutacak. Son yarım saatte olanları hatırlamalarını mı tercih edersin? Allah Allah. Ya Hulki Hoca hiç derse gecikmezdi. Bir şey mi oldu acaba? Bilmem. Belki de birilerinin ağı tutmuştur. Hulki Hoca. Bu ne? Yardım edin. Hocam geçmiş olsun, neyiniz var? Bilmiyorum, anlamadım ki. Doktora gittiniz mi hocam? Gittim ama muayenehanenin kapısına sığamadığım için giremedim. Neyse. Geçin oturun. Sağ olun. Evet çocuklar. Dersimiz kimya. Eyvah. Hulki Hoca yakında öğretmenliği bırakıp Kapadokya'da balon olarak çalışmaya başlar. Hocam yardım edelim mi? Nasıl edeceksiniz? Mesela karnınıza bir iğne batıralım, havanızı alsın. Çocuklar ayıp oluyor ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.